Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una vanfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna tiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ان kichkina ish masjidga keldingiz yerda bir dona cho'p yotibdi gugun cho'pi olib qo'ydingiz olib shu yashikka tashab qo'ydingiz Nima maqsadda? Allohni uyi, shunday qilsam Alloh meni yaxshi ko'radi. Nima ish bu ayting? Lekin mana shu ishni ham Alloh taolo qiyomat kunida nima qiladi? Mukofotini beradi. Endi shu arzimagan ishni mukofotini bergandan keyin undan kattaroq amallarimizni Alloh taolo mukofotini bermaydimi? Jazosini ham beradi agar qilgan ishimiz nima bo'lsa, zarramiz qol yomonlik bo'ladigan bo'lsa. Chunki Alloh azza va jalla bandalarini qilgan amallarini zoyi qilishlikdan pok bo'lgan zot. In tuti'ullaha va rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a deyapti mana Hujurot surasida. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangizlar, u zot sizlarni qilgan amallaringizni zoyi qilmaydi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim deydi Alloh taolo Nur surasida. Ayting mu'minlarga ko'zlarini tiyib yursin. Xo'p, ko'zingizni tiydingiz. Nima bor sizga? Oxiratda mukofot olishingiz aniq. Dunyodachi, bir bo'ydoq yigit. Bo'ydoq uylanishlikka imkoniyati yo'q. Jasadi bir shu juftni talab qilib turibdi. Mana shunday bir holatda ko'zini tiydi. Avratlarni ochib yuradigan ayollardan. Alloh bu bandan amalini zoya qiladimi? Yo'q. Albatta mukofot beradi. Mukofot qanday bo'ladi? Shu yigitga munosib bo'lgan solih ayolni beradi. Bu shunaqa ayolki, qarasa bu ayolga ko'zi quvonadi. Yo'g'ida himoya qiladi. Buyursa itoat qiladi. O'zini haromdan tiyganligi uchun. Shuning uchun bo'ydoqlar ko'p aytaman, o'zingizlar toza bo'linglar, o'zingizlarda pokiza Alloh rozi bo'ladigandek olib yuringlar, xuddi o'zingizlarga loyiqi keladi. Ma taraka abdun shay'an lillah illa awazahu Allahu khayran minhu fi dinihi va dunya. Rasululloh aytadilar Jami Sog'irdan Ibn Umar roziyallohu anhudan. Bir banda Alloh uchun bir narsani tark qilsa, o'sha ko'z zinosini tark qildi. O'sha telefonda har xil saytlarga kirishni tark qildi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh u uchun, mana shu odamda uchun dunyo va oxiratda undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani beradi. Alloh azza va jalla bandasini qilgan amallarini zoya qilmaydi. Alloh taolo sinashlik uchun bandaning ustiga turli bir imtihonlarni yuborib turadi. Bir kishi muammoga kirib qoldi. Chiqib ketgani yo'li yo'q. Tirishligi bo'lmayapti. Pul yo'q. Qarzlarni uzolmayapti. Ish yurishmayapti. Nima qilsam ekan deydi. Aqquradi o'zini, baqquradi. Mana shu va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas buni hamma hisob kitobi Allohning zimmasiga. Yana bitta oyat. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shu oyat o'z avvalgisi. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga makhrajni, yechimni beradi. Mana shu oyatga naqadar bir ishonchga bir muhtojmiz ha? Mana shu oyat siz bilan bizning qalbimizga qanchalar bir kirishligi kerak. Agar kishi mana shunday bir iqtisodiy tang holatga kirib qolib, nima qilay endi? Majburman de endi. Shuni qilmasam bo'lmas deb turib, protsentga pul olib oldi. Imtihondan o'ta olmadi. Nima qildi? Protsentga pul oldi-da. Chunki protsentga pul olgan, pul bergan odam Allohga qarshi, payg'ambarga qarshi qilich ko'targan bo'ladi. Bularda holi nima bo'ladi? Shuning uchun qiyinchilik bilan topilgan ozgina halol mol, yengillik bilan topilgan katta harom moldan ming marta afzal. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangizlar, taqvo qilib, haromdan o'zingizlarni tiyib,
u zot sizlarga qilgan yaxshi amallaringizdan biron narsani kamitmas. Mo'min odam har qanaqa holatda Allohga itoat qiladi. Keyin nima bo'lar ekan demaydi. Aniq biladi. Men itoat qilaveray, oxiri baribir meni foydamga bo'ladi. Ikkilanmaydi. Qana bo'lar ekan, qilsammi kim qilmasammi kim demaydi u. Qarang, man bata kalla fi talabil halal bata mag'furan lahu. Kim kunini o'tkizsa, kechgacha yurdi ko'chada halol talabida. Kechkirganda Alloh taolo gunohlarini kechiradi. Halol topaman deb yurib charchab keldim uyga. Alloh taolo shu bandani shu kunga qilgan gunohlari bo'lsa kechirdi. Aytdiki, Alloh hech kimni qilgan solih amalini zoya qilmaydi. Alloh taolo o'zi bilgan hikmati uchun qarang-da, halol pul topishning yo'llari qiyin. Halol topaman desiz, ancha mehnat mashaqqatga kirasiz. Ammo haromning yo'li juda ham oson. Harom pul topaman desiz, yo'li ko'p. O'g'li qilasiz, tarozidan urasiz, sutqol bilan shug'ullanasiz. Juda oson. Ana sinov birodarlar. Mo'min Allohga itoat qiladi va ikkilanmaydi. Albatta oxiri unga nima bo'ladi? Foyda bo'ladi. Va man yuti'illaha va rasulahu faqat faza fawzan azima. Kim Allohga va uning rasuliga itoat qilsa, juda ham katta yutuqqa muvaffaqiyat erishadi. Shuning uchun birodarlar, biz bir odamni hayotiga qarab baho berayotganda yoki o'zimizni hayotimizga baho berayotganda faqat dunyo ko'zoynagi bilan qaramaylik. Bu dunyoga qarayotganimizni oxiratni qo'shib ham hisoblaylik. Baho berayotganda dunyoni ham oxiratni ham bir qilib turib, ina baho beraylik birovga. Chunki qarang, bir kishi bor, din, diyonat bilan ishi yo'q, umuman. Pul o'shuncha, sog'lik o'shuncha, odamlar o'rtasidagi hurmat o'shuncha. Din bilan ishi yo'q. Uni muqobilida bir dindor odam bor, taqvodor, qo'li kalta, mushkulasi ko'p. Buni ko'rganingizda haqiqatan boshingiz qatib qoladi. Nima deb qatib qoladi? Nimaga deydi? Axir Allohda aytganini qilsa, payg'ambarda aytganini qilsa, bunaqa mushkula bo'lmasligi kerak-ku. Siz birodar, agar faqat dunyo ko'zoynagini taqib olib turib qarasangiz, haqiqatan boshingiz qatib qoladi. Endi oxiratni ham qo'shib turib qarang birodar. Shunda xotirjam bo'lasiz. Ikkisini qo'shamiz, ikkisini qo'shib turib qaraymiz, shunda to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki: "Astag'du billah, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam va bi'sal mihad." Sizni musulmon kishi kofirlarning shaharlarda kezib yurishlari aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish ozgina matodir, so'ngra joylari jahannam bo'lgay, naqadar yomon joy u. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun oxirga ham qarab qo'yaylik. Keyingi otga o'tamiz. Mana arablar biz iymon keltirdik desa, Alloh taolo aytibdi, sizlar hali iymon keltirmadinglar, sizlar bo'yin sundinglar. Endi haqiqiy iymon keltirganlar kimlar? Astag'du billah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi va rasulihi. Alloh va rasuliga iymon keltirgan kishilar kimlar ular? Hech qanday shak shubha qilmasdan iymon keltirganlar. Arabiylar iymon keltirdi dedi, lekin hali ularning qalbiga iymon kirmagan edi. Din ishonchdir. Va ma yattabi'u aktharuhum illa zanna inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman deydi. O'sha musulmonligi iymonini quvvati odamlar bir ikkinchisidan farqlanadi. Masalan, bir kishi iymon keltirishi lozim lobut bo'lgan aqidaviy ishlarda birontasi shubhaga borsa, iymondan chiqib ketadi. Masalan, amantu billahi va malaikati va kutubi kalimasi bormi? Shunda aytilgan narsadan bittasida shubha qilsangiz, iymoningiz iymon bo'lmaydi. Aniq ishonch ustida bo'ladi iymon. Qur'on Allohning kalomi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli va elchisi. Va Rasulullohni rasul ekanligi shubha qilmaymiz. Chunki Rasululloh bundan 1400 yil burun shunday narsalarni aytib qo'ydilarki, oradan 1.5 ming yil yaqin vaqt o'tgandan keyin ilm fan buni haqiqatini topdi.
Mana şu narsa payg'ambarimizni payg'ambar ekanligida bizni shubha qilmaslikka chaqiradi. Chunki u davrda hozir bilingan narsalarni bilish mumkin emas edi. Alloh taolo mana bu narsa senga zarar dedimi? Demak zarar ikkilanmaymiz. Payg'ambarimiz mana bu harom dedimi? Uzoq bo'lamiz, ikkilanmaymiz. Imom G'azzoliyda bir ajib so'zi bor ekan. Aytadiki, ey nafs, agar tabib senga sen yaxshi ko'rgan taomni yemang, sizga zarar qiladi desa, tabibning so'ziga shunaqa ishonasanki, yemay qo'yaverasan. Endi tabib sen uchun Allohdan ko'ra ishonchliroqmi? Ne kadar küfürge yakınsan ha? Sen için Allah'ın sözüden göre tabibinin sözü kadırlıyor mu? Ne kadar cehalet yakınsan ha? Manı yemeyin hocak ya. Bu aç diyesiz davleniz götürülüp getirdi. Mananı yesiz sakriz aç getirdi dese tabib de etkenini kıladı. Storlik bile şükürlenmeyin. Allah ayeti yaptı, har kıladı dese makamı yaptı. Tabibni gapiga bo'lgan ishonchidan ko'ra Allohning so'ziga bo'lgan ishonchi nimaroq? Pastroq. Endi mo'min odam nima qilmaydi? Hech qachon shubha qilmaydi. Bizga yoqadimi, yoqmaydimi, qila olamizmi, qila olmaymizmi? Alloh va rasulining aytgani haq. Bunda nima qilmaymiz? Shubha qilmaymiz. Haqiqiy mo'min Allohga ishonadi, aniq. Jannat do'zaxda borligiga ikkilanmasdan ishonadi. Endi bir odam aytsa, bilmadim. Biz haq bo'lsa kerak. Musulmonmiz u. Endi biz haq bo'lsa kerak. Oxiri payg'ambar, biz payg'ambarimiz deyshiyapti-yu. Bu iymon emas. Bu iymon emas. Fatawakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Bas siz Allohga tavakkul qiling, albatta siz ravshan haq ustidadirsiz. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi summa lam yartabu. Mana qaraylar, biz haqiqiy iymonlimizmi yoki yo'qmi? Oyat bizga aytayapti. Haqiqiy mu'minlar faqat Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirib, so'ngra hech qanday shak, shubha qilmagan insonlar. Shubhamiz yo'qmi? Shakimiz yo'qmi? Shuning uchun sahobalar aytadiki, sahobalardan biri Umar ibn Xattob yoki Ali ibn Abi Talib deyiladi. Agar menga g'ayb pardasi ko'tarilib uni orqasidagi narsalar ko'rsatilsa, iymonimga hech narsa qo'shilmaydi. Ya'ni ko'zimizni to'sib turgan g'ayb pardasi bor. Malaikalarni ko'rmaymiz, jinlarni ko'rmaymiz, jannatni, do'zaxni ko'rmaymiz, u parda to'sib turibdi. Mening iymonim deyapti bu sahobiy. Shu darajadagi agar pardani ochib turib ko'zimga ko'rsatib qo'ysalar ham iymonim boyagidek turaveradi deydi. Ana iymon qanaqa bo'ladi? Ana iymon qanaqa bo'ladi? Ey qara, ey Qur'ondagi oyat haq ekan, palonchi mana qiluvdi, mana bo'ldi. Sutxo'rlik qiluvdi, mana bo'ldi. Bola chaqasiga harom yegizdi, mana bo'ldi. Mana biz hayotimizda ko'rdik, to'g'ri ekan. U ko'rgandan keyin ishonyapti, qarang. Biz nima deymiz? Biz nima deymiz? Biz buni bilardik deymiz. Faqat qachon bo'lishini bilmasdik, xolos. Bizda iymon bor, alhamdulillah. Endi haqiqiy ikkilanmaydigan iymonmi bu bizda ekan, iymon? Buni bilishni yo'li bor. Qanday bilamiz bu haqiqiy iymonligini? Shu iymonimiz bizni mahluqotlarning xizmatini qilishlikka yetaylayotgan bo'lsa. Qaytarib aytaman, sizdagi iymonning haqiqiy ekanligini bitta dalili mahluqotlarning xizmatini qilishlikka undayotgan bo'lsa, solih amallarni qilishga undayotgan bo'lsa, iymoningiz haqiqiy iymon ekan. Masalan, qiylanib topgan pulingizni yetim yesirga yegizyapsiz. Undan qaytmaydi. To'g'rimi? Hiç kim körmeyken payette bir savab işti kılıp bekti yapsız. Meclik eket durup polisi sardı yapsız. Peki hiç kim körmeyken de sandıka taşıp geti yapsız. Sizi savablı iş kılışken ündüyken bosa, halayıklı hizmetini kılışken ündüyken bosa, imanız kamil iman eken. Çünkü Müslüman adam cemiyetten acıraba mıydı? Cemiyette kok ortası da yaşaydı, çekik çıkıva mıydı? Agar inson Alloh taoloning ilmidan xabardor bo'lsa, Allohning oyatlari aytilganda o'zini fikrini bildirgani uyaladi Allohdan. Alloh taolo aytadi, mana Hujurat surasining 16-oyatiga keldik. Qul atu'allimuna Alloha bidinikum wallohu ya'lamu ma fis samawati va ma fil ard wallohu bikulli shay'in alim. Arablar nima deydi? Biz iymon keltirdik deydi.
minnet kılıştı. Allah'a bildirmekçi buluştu. Peygamber'e bildirmekçi buluştu. İmanlı bu genini örgütmekçi buluştu. Ey Muhammed Aleyhisselam, o Arabilerge ayetin, sizler Allah'a dininlerini, yani imanlarıyla hakiki ekenini bildirmekçi misiler? Halbuki Allah asmandaki ve yerdeki bar nesini bilir, Allah barca nesini bilir göçü bu gen zattır. Allah'ın ayet tuturken de ben de fikir bildirmeydim onun ben de. Çünkü Allah Teala dedi, Allah ve onun peygamberi bir işini hüküm kılgen, büyürgen vakti de mumun mumunu için ihtiyar kalmasını gerek. Mesela, tört tahtın güvenişi de Allah Teala mubah kıldı. Şimdi bir ayol kişiden soralı yaptı, mumunu akıllı ayoldan, bana şu hakkında fikiriz kanakasızı. Hani akıllı ayolda cevabı kanaka buluş gerek. İyi. Allah mubah koygen işte, benim fikrim buluş gereği mi? Mesela Arak, yurtumuzda kısaltı gemancı prasen payda keltiredi. Şunu İslam'da haram değil genekken. Şu hakkında fikir izni mi? Şu doğru mu, natoğru mu dese, Müslüman'dan bu bahs meydanı ki kirmiydi. Allah ve Resulü'nün iman keltiregen hakiki imamın, Allah'ını peygamberde hükümü türgenlerim hakkı mıydı? Onun gibi fikrini bildirmiydi. Yani ticaret kılası mı, hünar kılası mı, mağayı da alası mı, nereyi da alası mı? Bu ihtiyarız da. Fikrinizi bildirin, benim Allah'a ihtiyar kılıyorum. Ama Allah'ın hükümü türken de mumun adam, onu bahs meydanı yapıp girmeydi. Garp nizamı, adamlarını masiyetten tosup duradırken taşkı sebeplerle suyanadı. İslam nizamı ise, adamlarda masiyetten tosadırken içki amirlerle suyanadı. Allah Teala özü yarattı, özü payda akıldı. Özü mahlukatlarını, kendiyenliğini biledi. Onlarda neme buzadı, neme tüzatadı. Bunu yani özü biledi. Alâ ya'lemu men halaka ve huve latiful habir. Allah soru yaptı. Ahir Allah yaratken zat, özü yoktan bar kılgen nesillerini bilmez mi? O mihriban ve her nesilden haberdar zattır. Garb ülkelerinde katta bir şaharada svet ölçüp kaldı. Madaniyatli, sakafatli, abrazovunli, terbiyeli kişiler yurttu. Signalizasyon ölçtü, kameralar ölçtü, başka köze tadıyan sebeple işlemedi. Bir geçen özüde 200 minti uğurlik kayıt kılındı. Çünkü onların günahtan tosup duruyan amıllar, o taşkı amıllar idi. Yeni momunçi. Momunçi, onu imanı tosadı. Hiç kim körmeyken deyem, Allah körüp duruptu deydi. Menikemez bu deydi, haram deydi. Kaytara vatamız, garp nizamı, adamlarda günahtan tosadıgan taşka amirlerge suyansa, İslami nizam buradırlar, adamlarda günahtan tosadıgan, şunca ayeti yaptı da, sizler iman keltirdi demeyelerdi yaptı Arabilerge. Sizler boyunsundik deyiler. Eğer kalbilerge iman uğraşken bosa, sizlerge karavunlu keregi yok. Eğer insan Allah'tan korkup emez, taşka amallardan korkup durup, cezadan, kamağdan, cenimeden korkup özünü tiyip yürgen bulsa, şu amallar yok barışıya, ayak kolu geçirip gidelim. İslam dini, insanın iki dünyada saadetli buluşuya yeteyliydi. Yemunnuna aleyken aslamu. Ular sizge Müslüman bugünlerine minnet kılırlar, minnet kılışarı. Eğer kareler de kimdir dinini özüge yükle bilse, dinini kimdir özüge yükle bilse. Bunu adam dedi ki, bana dedi namazda okuduk, dersi geldi yenime kılışımız gerek. Hadi amalı köpetir olmayılar, boldu da dedi de, kıyan işini minnet kıladı. Eşit kalasın la şuna sana. Bilin ki bu bende Allah da Allah onge verip koyan son sanaksız inamını körmepti. Yürüyüşü, yapırışı, yiyişi, yeganını çıkarışı nimetmez miydi? Eğer bende şu nimetler üstünde turganligini his kılsa kalbi şükürden eğirip geçiş gerek. Kuğuz tolgan kün deyizle top almasından top almasından bordiz boşanıp çıktıyız. Nima deyiz? Maddiz toş diye katıp kıyılanıp hiç nasıl körüme yaptı gözünüzge. Boşan gelirken, ah Huda'ya şükür ha, öz içi, benim ola boşan oluşam değil mi? Nimet de. Allah'ını büyürken fazlalarını bacarıp durup, mal alınırken bulsak, dinle özümüzü yük de bilirken bulsak, üstümüzdeki Allah Teala'nın nimetlerini mi kımapız? Hız kımapız. Mesela,
bir xonaga kirmoqchi bo'ldingiz, eshikka yozib qo'yibdi. Bu xonaga kirma, shiftni tushib ketishlik xavfi bor. Patolo tushib ketishi mumkin. Kirmaysiz. Kim uchun kirmaysiz? Şu yazılı yazıp koyan adam için kirmişsin mi? Ya özünüz için mi? Şunuyla buradalar, bu okuyken namazımız, kılayken ibadatımız kim için? Fakat özünüz için, Allah Teala'ya bunu gereği yok. Üçüncü şu ibadat kılıp mazak kılayalık, huzurlanayalık. Elhamdülillah, Allah'ı kadir kıldı, peşini muku aldım. Elhamdülillah, Allah'ı kadir kıldı, rozamı tutu aldım. Malal ameyalık. Eğer malalını ekken bulsa, bu imanımızdaki cüreketle nüksan sablanır buradalar. Eğer benden kıyan amalı halis Allah için bugün olsa, kıyan amallardan huzur aladı. Ve başkaları girmek kimiydi amalını? Minnet kimiydi, peş kimiydi. Çünkü burada hakkı bu arada sizin üstünüzden. Vacip bunu üzüşeyiz. Üzüp koyduğunuzda etersiniz ki, ben buralarda hakkını ada kılamam ben. Burada hakkını kaldırmayayım ben. Bu bulan fakirlenmeyin burada. Siz ilk kez de vacip bugün iş tıkıldınız. Fakirlenmeyin. Bu faziletmez sizge. Allah vacip kıyan için kıldınız bunu. Siz fakirlenin kaysa amaliz bilen. Nafil amaliz bilen. Kıylanıp topken polis yetim yesir yegizdiniz. Bu hakikaten siz için ihtiyari amalada bu siz için şaraf buladı. Ama namazı kıyanız. Roza sükeniz. Siz mecbur ediniz. Allah farz koyuldu. Eğer Allah Teala vacip kıyan işlerde buradalar becermesek, şeriat hükmünü amalga aşırmasak, nak cüdeyen kımmet buladı, töreğimiz var. Şu hakkını bilmedik, usta işledim. Vacip idi bir işiz. İşini kıbol oldu usta zor kılıp. Yolunu kılıp bilmediniz mi? Hakkını bilmediniz mi? Vacip daha da okumadınız mı? Kargadı. Tayyar töreğim. Şuna kadar cerime geledi, şuna bir ceza geledi. Şu usta gibi bir men yapılıyor yüzden 100 bar var kattara çıkın buladı. Bir Arabi gelip, ya Resulullah beni nasihat kılayın dedi. Resulullah ettiler, yani kısa nasihat kılayın dedi. Resulullah ettiler, kul amantu billah, sümme istakim. Allah'a iman keltirdim de, sonra mustakim bul. Yani şu söz üstü mustakim dur. Haliye Arabi'ye ahir geldi haliye kısa nasihat. Etti ki, ya Resulullah, bundan yengir o nasihat kılmışsın mı dedi. Bundan yengir o nasihat kılayın dedi. Resulullah ettiler, faiden, فَاسْتَعِدَّ لِلْبَلَاءِ Onu diye bu sefer balı olaya teyirdir. Şeriat senge vacip kıyan nasırada bacarmasın, senden talep kıyan işte bacarmasın, balı olaya teyirdir diye yaptı. Çünkü buradalar hayatımızda siz bilen bizge, üstümüzge kelekken kanaka işler yok mu yaptı? Bizim nazarımızda makruh bu biz için, kalbimiz yok muydu? Biz için minusu. Kareler de, şu bir vaciplerde ada okumayı koymayı yapmış mı? Ki, şunlar gibi mükafat bulup kim yaptım ki münasırda ceza bulup. İşimiz avrumayken, topkanımızda bereket bulmayken sürüştürüp görelici. Üstümüzde vacip bu genelde ihtimal adı okumayı koyken durumuz bizden. Kançalar mustakim bu sebebi radarlar, şuncalar yutukka erişemiz. Falandaki yukulmak şu anda oduyuz, mütehassız 8 tonla semen ketedi bunge dedi. Mütehassız 8 tonla semen ketedi dedi. Dese miadegi esniler, 4 tonla bulan kısa buladı bunu. O ya aşağı etvar yaptı. O mütehassıdı. 4 tonla bulan kıldıyız. Ge bir diğer kımıla gendi, yorulup gitti. Şu, kandı mustakim bu gen bozuyuz, mükafatizm bu oldu, şun diye bu oldu. Allah'ın şeriatı da kançala mustakim dursek, şun için yutuk koyuruşamız. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْهِ اِسْلَامَكُمْ Bu Arabiler sizge Müslüman buldu, iman kiltirdiği de minnet kılışadı. Ayetin, sizler iman kiltirgen iler yok. Sizler boyunsun diyorlar. Allah Teala bizge nimanı buradalar, ilkemizge farz, vacip kıyan bulsa, onu bacararken biz fakat özümüzge fayda. Bacarmasakken biz fakat özümüzge zarar. 20 tonlalık yüklü yüklüken yük maşınları kedi yapsın. Roporayızda köprük geldi. 5 tonla ağırlıkla maslanganda yazıp koyuldu. Yani aldı da G'yi durdu. Köprük yürüyorsun mu yürümüşsün mü? Birinci soru. Yürümüşsünüz. Ne mi için yürümüşsünüz? G'yi durduğun için mi? Ya ki yüklü kötü olması için mi köprüydü? Ne mi için üstü yürümüşsünüz? Düşüp gitmesi için. Çünkü buradalar namaz okuyken bulsak özümüz için okuyup biz. Adamlar düşünmez. Hemme karab durdu, karasam namaz girip kötü oldu, benim kirdim. Özü roza tutma oldu. Roza tutma oldu. Karasa üppetler hamasa roza dururken Ramazan'da. Üçüncü abiyet kımaya koyu ordu.
Nima uchun? Odamlar uchun. Shariatni mahkam ushlagani kishini faqat o'ziga foyda. Yamunnun alaykan aslamu. Ey Muhammad alayhisalom, sizga arobiylar iymonga, islomga kelganlarni minnat qilishadilar. Qulla tamunnu alayya islamakum. Sizlar menga islomiylarni minnat qilmanglar. Balillahu yamunnu alaykum man hadakum lil iman. Balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Bir kishiga maosh tiqib bersam, uncha pul beraman dedingiz. Haliga kishi ishni qila olmadi, indamay ketaveradi. Biror narsa demaydi. Agar o'sha ishni siz aytgandek bajargan bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Berishligingiz kerak. Chunki berishligingiz o'zingiz uchun yaxshi. İmonga kelishimiz o'zimiz uchun yaxshi. Vojiblarni bajarishimiz o'zimiz uchun yaxshi. Haromdan tiyilishimiz faqat o'zimiz uchun yaxshi. Agar banda Robbisining hukmlarini o'zini hayotda tatbiq qilsa, albatta buni samarasini ko'radi. Hayotida osudalikni topadi, xotirjamlikni topadi, barakani topadi. Shunda uni qalbi Allohning unga bo'layotgan marhamatini ko'rib, shukr keltirib erib ketadi. Agar buni aksisi bo'ladigan bo'lsa, Allohning dinini hayotda tatbiq qilmaydigan bo'lsa, din ibodat u uchun mehnat, yuk, mashaqqat bo'ladi. Allohga qilgan ibodatini minnat qiladi. Minnat qilyaptimi? Demak, bu odam qilgan ibodatini huzurini samarasini ko'rmapti. Innalloha ya'lamu g'oyibas samawati val ard vallohu basirun bima ta'malun. Albatta Alloh osmonlar va yerdagi g'ayb sirlarini bilur, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguchidir. Hujurat surasining tafsiri nihoyasiga yetgan bo'ldi. Aqulu qawli hada va astag'fir